Reklamların ardından artık kesintisiz bir şekilde teknik analizde sizlerle birlikteyiz. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk, yine eliniz boş gelmemişsiniz. Yayın başlayana kadar açmak istemedim. Nereden geldi, nasıl bir hediyedir bilmiyorum. Açacağım gerçi ama. Çok uzaktan. Uzaklardan. Seni çok eski yıllara götürecek bir hediye. Beni eski yıllara götürecek bir hediye. Evet, çok eskilere götürecek bir hediye. Kucak dolusu selamlar getirdik sana. İçinde bir de kart var onun. Coşkun Kamaç, radyo televizyon yapım yayın AŞ Kanal Fırat Elazığ'dan. Aa, Elazığ'dan gelmiş. Elazığ Şapka Atölyesi. 8 köşe kasket hocam, meşhur biliyorsunuz değil mi Elazığ kasketi? Bize çok meşhurdur. Meşhur. Çocukluğumun geçtiği 1982-1987 arasında çocukluğumun geçtiği Elazığ. Söylediler, anlattılar zaten. Bizi panele davet ettiler. Ertuğrul Direk hocam, Güvenç Kurtar, Cahit Kur'an, ben, Binali Kartal, Haldun Domaç'la birlikte gittik. Perşembe, Cuma Elazığ'da bizi çok güzel ağırladılar. Başta Elazığ Valiliği, belediye başkanlarını ziyarete gittik. Elazığ Spor Başkanı Silat Bey'i ziyarete gittik. Daha sonra o kürsübaşı gecesi yaptılar ki muhteşemdi. Kürsübaşı gecesinde çiğ köfteyi de harika yoğurdular. Çok güzel bir akşam oldu. Şarkılar, türküler. Dolayısıyla başta Akif Sıtkı Esen uhdelerinde İl Gençlik Merkezi binasında oldu bu. Gençlik İl Başkanı da efendim Celalettin Lütfi Bektaş kardeşimiz bu konuda koordinasyonu sağladı. Taban birlikleri, İl Hakem Kurulu, dernekler, spor yazarları hepsi bir aradaydık. TÜFAT. Onların hepsine kucak dolusu selamları var. Buradan da selamlar ve sevgilerimizi iletelim. Elazığ'ın meşhur kasketidir efendim. Bu 8 köşe kasket olarak adlandırılır ve her birinin bir manası vardır. Evet. Vatanseverlik, misafirperverlik, dürüstlük, ondan sonra yani birçok 8 tane anlamı olan. 8 köşenin anlamı var. Hepsini saydılar zaten. Hatta meşhur bir türkü vardır. Ahmet Kaya'nın da meşhur. Bu adam benim babam, 8 köşe kasket. Evet. Fatih Kısaparmağ'ın söylediği aynı zamanda. Çok güzel bir şeydir. Hayatımda ilk defa bir statta maça Elazığ'da gitmiştim. Hı. 1982'de bizim tayinimiz oraya çıkmıştı. Ve 5 sene boyunca çocukluğum orada geçti. İlkokulu orada bitirdim. Anadolu Lisesi'ni orada kazandım. Bu yüzden Elazığ'ın benim için ayrı bir yeri vardır. Diyarbakır'da 3 sene yaşadıktan sonra Elazığ'a gitmiştik. Zaten... Babam da şimdi televizyonda izliyorsa ki mutlaka izliyordur. O da duygulanmıştır. Takayım bari hocam. Bence tak tabii ki. Bakayım. Gerçi olmaz. Kafaya saçı bozacak iyice. O gece biz taktık. Bütün gece... Kasket almayı düşünüyordum. Kaç günden beridir aslında, inanır mısınız? Yani yaklaşık bir 15-20 günden beridir sürekli geziyorum. Kendime uygun bir kasket bulabilir miyim diye. Yayın sonrasında deneyeyim şimdi. Tamam. Elazığ valimiz futbolcu. Daha önce profesyonel Asaç Spor'da da futbol oynamış. Futbola çok yatkın. Bayağı güzel sohbetlerimiz oldu. Sedat Bey'e gittik, Elazığ Spor Başkanı. Onunla birlikte olduk, sohbet ettik. Sağ olsunlar. Yaptığı Elazığ'ın ekonomik sıkıntıları vardı. Belediyenin ve valiliğin yaptığı destek ve Elazığ Spor Başkanı Sedat Bey'in ta UEFA'dan gidip -12 puana eksi 6'ya düşürmesi ve yaptığı çalışmalar, çok ciddi dosyalar var. Yani futbolumuzun genel sorunu bu. UEFA'daki dosyalar, o konudaki çalışmalarını anlattı. Pes dedim, helal olsun. Güzel bir birlik oluşturmuşlar. TÜFAT, dernek, Hakemler Derneği, spor yazarları falan, hepsi taban birlikleri, bir tek vücut, yek vücut olmuşlar. Elazığ'da çok uzun yıllar sonra gittim. Ben de çok keyif aldım. Elazığ'da çok değişmiş buldum. Harput'a çıkardılar. Ve güzel. Senin kulaklarını çok çınlattık. Sağ olsunlar. Bu hediyeyi de sana gönderdiler. Sağ olsunlar. Orada yaşadığımızı bildiklerinden dolayı dostumuz, sevenimiz de Elazığ'da çok fazla vardır. Oraya giden özellikle spor camiasındaki bütün herkes mutlaka oradan selamlarını iletirler. Unutulmamak, orada güzel bir iz bırakmak. Çocukluğum geçmesine rağmen ailemin ve aynı zamanda şahsımın da bir iz bırakması beni fazlasıyla onurlandırıyor, gururlandırıyor, mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Orada 3 sene boyunca ben aynı zamanda halk oyunları ekibindeydim. O günler aklıma geliyor. Folkloru çok güzel bir şekilde yapıyorduk. Biz 3 sene boyunca Elazığ birincisi olduk hocam. İlkokulumuzla beraber. Harika. Doğu Anadolu bölgesinde de Malatya'da yarıştık hep 3 sene boyunca. Orada da hep 3. olmuştuk. Gakkoşlar Diyarı'nın oyunlarını da çok iyi bir şekilde bilirim. Muhteşem. Hala hafızamdadır yani. Kürsübaşı gecesi muhteşemdi bir kere. Ertuğrul Direk hocamı sesi de çok güzel. İki parçayla o da katıldı. Dolayısıyla çok keyifliydi o akşam bizim için. Çok anlamlı oldu. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Elazığ ve aynı zamanda Elazığ'ın çevresindeki bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza da, onlara da selam ve saygılarımızı iletelim.